Sen biliyor musun Tolga abi? Bir şey edebilirim be abi. Eskiden dağlarda kuyular kazılıp içine karlar doldurulurmuş. Ama işte bir nevi buzdolabı. Yazın da yiyecekler bozulmasın diye burada saklanırmış. Bir gün Maraşlı Osman Ağa bu kuyudan aldığı karın içine süt, şeker ve salep eklemiş. Yaptığı karışımda padişaha sunmuş. Âlâ. İşte Maraş dondurmasının ortaya çıkışı böyle. Karsan bahçı neymiş? Osmanlı'da dondurmaya verilen atmış. Kabiş? Dondurmalar senden Tolga abi. İlk dondurma ne zaman mı çıkmış? Roma İmparatoru Nero'nun isteğiyle ortaya çıkmış. Roma'yı kim yaktı? Roma'yı kim yaktı? Vallahi ben yakmadım. Oğlum Roma'yı kim yaktı dedim. Vallahi ben yakmadım dedim müdür. Ne diyor bu? Bu Neron daha Roma'yı yakmamışken Kolezyum'da dövüşleri izlemeyi pek severmiş. Açlardan biri kasenin içine kar doldurmuş. Üzerine de bağ, ceviz, pekmez. İşte ilk dondurma da böyle ortaya çıkmış. Dondurmanın faydaları saymak da bitmez. Fosfor, kalsiyum, magnezyum, sodyum, potasyum, demir ve çinko. Oo, yok yok. Enerji verir, beyni çalıştırır. Eskiden evlerde yapılırmış dondurma. Sonra devir değişmiş. Çelik de değişmiş. Sanayi devrim falan derken 1851'de Jacob Purcell, kimya bu adam, seri üretimle halka sunmuş. Bu sefer ciddi bir problem ortaya çıkmış. Nedir problem kardeş? Büyük firmalar maliyetleri düşürmek için doğal şeker yerine glikoz ve fruktoz şurubu kullanmaya başlamış. Buna karşı çıkan olmamış mı? Olmuş elbet. Ne beş şey çıktı Mert, bozuldu. Aynen abicim. Bundan sonra hazır dondurmaların içindekiler kısmına bakacağız. Glikoz fruktoz şurubu yazıyorsa tüketmeyeceğiz. Ne demiştik? Her tatlı şeker değildi. Unutmayın, şeker pancarından yapılan doğal şeker zararlı değildir. N5'e zararlıdır. Videomu beğendiyseniz buraya abone olabilirsiniz. Beni sosyal medyadan da takip edebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.